Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Stüdyo New York'tan tekrar merhaba. Ben Özlem Karakulukçu. Amerika'nın gündemini konuşacağız. Türkiye ile birlikte işbirlikleri ve önümüze çıkabilecek özellikle bu yeni varyantla birlikte değerlendirmeleri. Bakalım gündemde neler var New York'ta? Türk-Amerikan Ticaret Odası Kuzeybatı Başkanı Kurt Gökhan Ölçer aktaracak bizlere. Gökhan Bey hoş geldiniz. İyi haftalar sizlere de. Teşekkür ederim. Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi şöyle hemen bir gidelim yeni varyanta, Omikron varyantının Amerika'da yaşama ve ekonomiye olası etkilerini konuşalım isteriz. Çünkü bazı ülkelerde kapamalar, burada kapamayla birlikte protestolar da başladı. İnsanların artık gerçekten dayanacak gücü de kalmadı hem maddi ama bir tarafta da sağlık en önemli gündem tabii ki. Kafalar karışık, Dünya Sağlık Örgütü de kafaların karışık olduğunu gösteren demeçler veriyor ama Amerika'da gündem nasıl? Amerika çünkü geçtiğimiz pandemiye şöyle baktığımızda kapamalara biraz daha özellikle Sayın Biden öncesi yani Trump döneminde, Sayın Trump döneminde biraz daha maddi taraf ağırlık basıyordu. Yani ticari tarafı ağırlık basıyordu. Şimdi gündemde Biden var. Biden'la birlikte nasıl bir tepki var? Evet, bu görüşe ben de katılıyorum. Şöyle bakalım isterseniz önce sizin dediğiniz gibi yaşam açısından, günlük hayat açısından bakmak lazım. Bir de tabii ki ekonomik açıdan, politik açıdan bakmak lazım. Aslında ikisi iç içe diyebiliriz. Ama yaşam olarak baktığımız zaman sizin dediğiniz gibi insanlar gerçekten bunaldılar diyebilirim. Bu tip haberlerin sürekli çıkmasından ama sizin de belirttiğiniz gibi tabii ki sağlık çok önemli herkes için. Herkes için öncelik sağlık. Amerika açısından baktığımız zaman şu aşamada en azından bugün itibariyle yaşam olarak baktığımız zaman değişen pratikte bir şey yok henüz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimi Afrika'dan seyahatleri yani Güney Afrika'dan seyahatleri 8 ülkeden Güney Afrika'dan yasakladı. Böyle bir hızlı bir adım attılar geçen hafta sonunda. Şu ana kadar da bize gelen bilgilere göre veya basına açıklanan bilgilere göre Amerika'da bu Omikron varyantına henüz rastlanmadı. Ancak bu tabii ki önümüzdeki günlerde değişebilir. Önümüzdeki günlerde bu varyant Amerika'ya bir şekilde gelecektir diye ben de tahmin ediyorum. Ama tabii ki şu aşamada baktığımız zaman oldukça sizin de belirttiğiniz gibi büyük belirsizlikler var. Yani kimse bu varyantın aslında ne kadar tehlikeli olduğunu veya mevcut aşılanma yöntemlerinin bu varyanta karşı ne kadar etkili olduğu konusunda bilgiye sahip değil. Bu bilim insanları için de geçerli. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda diyelim araştırmalar yapılacak tabii ki. Daha şimdiden tabii ki şu andaki dünyada kullanılan büyük ilaç firmaları, aşıyı dünyaya veren ilaç firmaları açıklamalarını yaptılar. Biz bu varyantı inceliyoruz ve aşılarımızı buna göre düzenleyeceğiz, buna göre yenileyeceğiz açıklamalarını yaptılar. Ve bunun belki birkaç hafta sürebileceğini belirtti. Özellikle BioNTech'ten, Pfizer'dan ve Moderna'dan gelen açıklamalara bu doğrultuda. Ama şu aşamada tabii ki bir belirsizlik var. İşin ekonomik tarafına baktığımız zaman da tabii ki bir belirsizlik olması her zaman piyasaları rahatsız eder. Bu da önümüzdeki hafta sonunda oldu ki Amerika'da genelde Şükran günü haftası diyelim. Perşembe günü zaten Şükran günüydü. Piyasalar kapalıydı. Cuma günü de kısa bir gün olarak Kara Cuma günü olduğu için kısa piyasalarda kısa işlem günü olur Amerika'da. Ve genelde aslında borsanın geneliksel olarak yükseldiği bir gündür. Ama tabii ki bu Omikron varyantı haberleri çıktığı anda borsa çok sert bir tepki verdi ve aşağıya doğru ciddi bir iniş oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde neler olacak? Tabii ki bu Omikron varyantının seyri, ne anlama geldiği, sizin belirttiğiniz gibi tekrar kapanmalar, olacak mı, olacaksa ne kadar, ne seviyede olacak, ekonomiye bunlar nasıl etkileyecek? Bunların hepsi, bu soruların hiçbirinin şu anda cevabını kimse bilmiyor. Ama tabii ki demin söylediğim gibi piyasalar belirsizliği sevmezler.
O yüzden önümüzdeki günlerde de bu belirsizlik devam ederse ve edecek gibi gözüküyor. Piyasalarda olumlu bir seyir tabii ki beklemiyoruz. Ama tabii ki aynı zamanda burada önemli olan bir konu hem siyasi çevreler diyeyim, hem medikal çevreler diyeyim, hem de basın diyeyim, herkesin aslında belki de bu dönemde biraz daha dikkatli olması ve yaptığı açıklamalarda biraz daha gerçeğe uygun şekilde hareket etmesi önemli. Çünkü biliyorsunuz sosyal medyada çok hızlı bazen misinformasyon dediğimiz yanlış bilgiler veya yanlış algılanan bilgiler çok hızlı yayılabiliyor. Bu da pek çok insanın hem hayatını, hem ekonomik hayatını, hem de günlük hayatını etkileyebiliyor. Onun için herkesin aslında bu dönemde biraz daha soğukkanlı olup biraz daha da işi uzmanlara bırakıp ve takip ettikleri kanallarda da mutlaka aldıkları bilgileri teyit ederek ve yetkili kişilerden özellikle teyit ederek hareket etmelerini ben özellikle rica ediyorum. Çünkü aksi takdirde çok hızlı, dediğim gibi, misinformasyon yayılabiliyor. Bu da hem ekonomik anlamda hem de günlük yaşamımız anlamda istenmeyen şekilde bizleri istemediğimiz noktalara götürebiliyor. Peki şöyle hemen geçelim Senato'daki bu 2 trilyon dolarlık sosyal yardım paketini. Gökhan Bey, bunu konuşmuştuk sizinle, çokça konuşmuştuk. İşte meclisten geçer mi geçmez mi derken, şimdi bunun akıbeti ve bundan sonra olası gelişmelerini değerlendirelim. Özellikle bu yeni varyant gölgesinde bir değişim olma ihtimali de var mı? Konuşuluyor mu, yoksa şu an için çok erken midir? Evet, aslında şimdi şöyle, zaten meclisten geçen paketin Senato'da meclisten geçtiği şekilde geçmesi bence mümkün değil. Çünkü Senato'ya baktığınız zaman zaten 50'ye 50 bir eşitlik var Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında. Cumhuriyetçilerin hepsinin hayır oyu vereceğini biliyoruz. Ama Demokratların içerisinde en azından 2 tane senatörün şu andaki haliyle meclisten geçen pakete, bu 2 trilyonluk pakete evet oyu vermeyeceğini biliyoruz. Tabii ki onlar Senato'da değişiklikler önerecekler. Şimdi bu değişikliklerin kapsamı ne olacak, ne kadar büyüklükte olacak ve bu değişiklikler yapıldığı takdirde Senato'dan diğer senatörler de bunlara, özellikle Demokrat senatörler, evet oyu verecekler mi? Bu aslında şu anda bu da bir belirsizlik, bilinmezlik. Tabii işin başka bir boyutu, bu yapılacak değişikliklere göre, ki benim düşüncem en azından rakamın ciddi olarak aşağı çekilmesi bence söz konusu. Belki 1-2 trilyondan 1,5'a en az inecek gibi gözüküyor. Bazı programlar çıkarılacak gibi gözüküyor. Ama bu değişiklikleri, bu bahsettiğim iki senatör, Joe Manchin'le Kirsten Sinema, Arizona ve Virginia senatörleri yaptığı zaman diğer senatörler, Demokrat senatörler bunları kabul edecekler mi? Birinci soru bu. Eğer ederlerse tabii ki yasa tasarısı değiştiği için tekrar meclise dönmesi lazım. Tekrar mecliste oylanması gerekiyor. Mecliste de bu durumda bu şekliyle bu yasa tasarısını onaylayan özellikle Demokrat Parti içerisindeki sol kanat bu değişiklikleri hazmedebilecek mi, kabul edecek mi ve onlar da evet oy verecekler mi? Bu da ikinci bir aşama ve bilinmezlik. Yani aslında daha atılacak çok adım var. Yani benim buradaki görüşüm, olayın geneline baktığımız zaman aslında burada Demokratların bence stratejik olarak yanlış yaptıkları nokta şu. Bu yasa tasarısı içerisinde çok fazla sayıda kalem eklediler. Aslında burada belki de herkesin kabul edeceği, hatta cumhuriyetçilerin bile okey vermeyi düşündüğü bazı maddeler var. Onları belki ayrı bir yasa tasarısı olarak tek bir kalemde bütün hepsini bir bütün halinde vermek yerine ayrı bir yasa tasarısı olarak verselerdi, belki bunları hızlı bir şekilde geçirebilir ve bu şekilde hem bir zafer ilan edebilirlerdi, hem bir başarı ilan edebilirlerdi, hem de diğer zor konuları daha ileriye atarak onları ayrı bir şekilde uzun zamana yayabilirlerdi. Ama onlar bunu tercih etmediler. Her şeyi, yani pastayı dilimlere ayırmak yerine bir bütün halinde Senato'nun önüne sunmayı tercih ettiler. Tabii bu da şu anda yaşadıkları bence sıkıntıların ve karmaşanın ana sebeplerinden biri.
Bu tabii ki aynı zamanda yaklaşan artık yavaş yavaş tabii ki önümüzdeki sene 2022 Kasım'daki ara seçimlere de doğru gidiyoruz. Yani şu anda da demokratların bu yaşadıkları çatışmalar diyeyim kendi içlerinde ve bu tip yasa tasarının geçmemesi tabii ki Amerikan kamuoyunda da negatif olarak algılanıyor ve tabii cumhuriyetçilerin de bir yerde avantajına olan bir durum bu. O yüzden bu açıdan da bakmak lazım tabii ki. Ama demokratlar da dediğim gibi burada bizim artık bir senemiz kaldı. Çoğunluğu elimizde tuttuğumuz, burada da mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kendi ajandamızı yasa tasarlarına çevirebilirsek o kadar iyi olur yaklaşım var. Dediğim gibi bana göre bu yanlış yaklaşım. Biraz daha küçük dilimlere bölselerdi bu paketi bence çok daha hem Amerika halkı için yararlı olurdu hem de onlar açısından politik açıdan daha bir stratejik açıdan başarılı görünmelerini sağlayacak bir ortam oluşurdu. Sonuç olarak dediğim gibi bu bahsettiğimiz bilinmezlikler devam ediyor. Joe Biden'ın da diğer demokratların da beklentisi aslında bu yasa tasarının bu sene içerisinde yani Aralık sonuna kadar geçmesiydi. Ama benim şahsi görüşüm ben bunu pek gerçekçi görmüyorum bu aşamada. En az Ocak ayına belki daha sonrasında bile kayabilir diye düşünüyorum. Ama birlikte göreceğiz bakalım. Hayır, sizin de bahsettiğiniz gibi evet. Son nokta olarak şey de söyleyeyim. Bu tabii ki Omicron varyantının gelmesiyle ve başlamasıyla bu yasa tasarısına tabii ki gidişata göre destek olabilecek bir konumda da olabilir veya yasa tasarısında bazı değişiklikler olması için bir katalist de olabilir. Bunu da tabii ki şu anda o da başka bir belirsiz. Onu da bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde buradaki gelişmelere göre de senatodaki senatörlerin de yaklaşımları değişecektir bence ve değişebilir. Yani şu aşamada dediğim gibi biraz bulutlu bir hava var bu yasa tasarısı açısından diyebiliriz. Evet, şöyle biraz da gelen veriler ya da gelecek olan verileri de değerlendirelim. Geçtiğimiz hafta aslında Amerika'nın bu önce PMI verilerini karşılamıştık. Orada hem imalat hem hizmetler sektöründeki büyümenin devam ettiğini gösteriyordu. Şimdi tarım dışı istihdam verisi gelecek bu cuma günü ise. Dilerseniz buradan yol alarak biraz gelecek ve gelebilecek verinin üzerinde değerlendirme yapalım. Bu veri önemli. Hem Fed tarım dışı istihdam verisini yakın takip ediyor. Aynı zamanda tüm dünya. O yüzden beklentileriniz nasıl? Şimdi beklentilerimiz, yani benim de beklentilerim ve genel olarak ekonomistlerin beklentileri aslında Ekim ayında başlayan yükselişin, yani istihdam yükselişinin Kasım ayında da devam etmesi bekleniyor. Hatırlarsanız Ekim ayında yaklaşık 531 bin tarım dışı yeni istihdam sağlanmıştı Amerika'da. Kasım ayında da bu aslında rakamın artması, yani bir yerde 560'lara çıkması bekleniyor genel olarak. Bunun aslında önemli sebeplerinden bir tanesi şu anda demin bahsettiğimiz Amerika'nın genel özellikle perakende sektörüne ve hizmet sektörüne baktığımız zaman Kasım ve Aralık ayları hem tatil sezonu olarak görüldüğü için hem de alışveriş sezonu olarak görüldüğü için Amerika'da hem satışlar artıyor hem seyahatler artıyor. Bu da tabii ki ekonomiye hız kazandırıyor ve bunun getirdiği tabii ki pek çok firmanın istihdam ihtiyacı artıyor ve özellikle sezonsal dediğimiz çalışanlara rağbet artıyor. Bu da aslında bir yerde rakamlara yani istihdamın artmasına destek olan bir durum. Yani hatta öyle söyleyebilirim ki işte şu anda Amerika'da televizyonları açtığın zaman ulusal kanallarda büyük firmalar yani mesela lojistik sektöründeki büyük firmalar UPS olsun, FedEx olsun veya elektronik ticareti işte Amazon olsun bu tip firmalar aslında ulusal kanallarda reklamlar vererek eleman arıyoruz, gelin başvurun, çalışın bizimle. Yani bu şekilde artık işi biraz da PR ve reklam kampanyalarına dökmüş durumdalar. Çünkü ihtiyaçları çok fazla. Bu da dediğim gibi istihdamın artmasında faydası oluyor. Şimdi işin ama tabii ki geneline baktığımız zaman, olayın geneline baktığımız zaman bu rakamlar bahsettiğim 560 üzeri rakamlar Kasım ayı için gelse dahi bu işsizlik oranını %4,5'a indirebilme noktasına geleceğiz. Yani %4,5 gibi bir rakama gelecek ama bunu da şunu da unutmamak lazım. Tabii ki 2020 Şubat'ına baktığımız zaman bu rakam %3,5'tu. Yani daha alınacak yol var. Fed açısından bakarsak Fed'in tabii ki politikasında ben
ciddi bir değişiklik beklemiyorum ama Goldman Sachs'in bir raporu vardı geçen günlerde benim dikkatimi çeken. Eğer istihdam rakamları iyi gelmeye devam ederse, şu anda biliyorsunuz Fed varlık alımlarını azaltmaya başladı. Her ay 15 milyar dolar civarında bir 120 milyardan aşağı doğru gitmeye başlamıştı. Goldman Sachs'in görüşü bunu hızlandırabilirler. Yani 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarabilirler azaltma seviyesini. Ve bu da tabii ki daha önce sıfıra gelmesi noktası Haziran 2022'yi buluyordu. Eğer 30 milyara çıkarılırsa bu Mart'a gelebilir. Ama bununla beraber hani Fed'in faiz konusunda, yani faiz arttırma konusunda bu varlık alımlarını sıfıra indirmeden veya aşağılara çekmeden bir adım atmayacağı politikasında bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ama tabii şöyle bir soru işareti var. Eğer bu alım azaltma oranı hızlandırılırsa acaba faiz artırımı hani geçen önümüzdeki sene 2022'nin ikinci yarısından birinci yarısına, yani Mart Nisan aylarına kaydırılabilir mi? Bu tabii bir olasılık tabii ki ama bir durum, ama benim düşüncem Fed yani sadece 1-2 ayın verilerine bakmayacaktır. 5-6 aylık, yani özellikle dediğim gibi şu anda sezonsal bazı durumlar da var. Özellikle Ocak, Şubat, Mart ayları, bunlar nasıl gidecek? Yani bu istihdamın artması gerçekten sürekli bir durum mu ve gerçekten devamı gelecek mi? Yoksa sadece şu anda yaşadığımız dediğim gibi tatil ve alışveriş sezonunun getirdiği bir özel bir durum mu? Bunu görmek isteyecektir. Yani bunlar olmadan, bunları onaylamadan faiz konusunda bir adım atacağını düşünmüyorum. O yüzden benim yani daha önceki görüşüm olan faiz konusunun Haziran veya daha sonrasında 2022 yılında kalacağı konusundaki görüşüm şu an için devam ediyor, değişmedi diyebilirim. Peki şöyle, Amerika'da genelde işte kara cuma konuşuldu. Alışverişlerde çünkü önemli ölçüde bir düşüş yaşandığı gözlemlendi. Şimdi cuma günü aslında siz de cümlelerinizin başında söylediniz. Bu cuma biz ne konuştuk? Daha çok dünyada işte yeni koronavirüs tedbirleri gelebilir mi, gelmeyebilir mi? O yüzden bu alışveriş cephesine de net bir şekilde yansıdı. Beklenen olmadığı bir erteleme olabilir mi? Ya da piyasadaki beklentilerin karşılanmamasıyla aslında şirketlerin de uğradığı hüsranı şöyle biraz sizden dinleyelim. Neler yaşandı cuma günü? Evet, aslında şimdi ben konuya fazla bir hüsran olarak bakmıyorum açıkçası. Evet. Çünkü benim gördüğüm aslında daha çok değişen trendler diyeyim. Evet. Şimdi yani şöyle açıklayayım size, aslında elektronik ticaretin bir etkisi bu. Mobil ticaretin diyelim hatta artık yavaş yavaş. Eskiden yani benim mesela çocukluğumda Kara Cuma çok önemli bir gündü. Hatta Şükran günü, Perşembe günü gecesi gece yarısından insanlar mağazaların önünde kamp yaparlardı, çadır kurarlardı ki sabah ilk mağaza 6'da 7'de açıldığı zaman ilk giren biz olalım, bu fırsatlardan, indirimlerden faydalanalım diye. Yani böyle bir gelenek vardı aslında. Şimdi tabii buna artık gerek kalmadı. Çünkü herkes artık online alışveriş yapıyor. Her şey online. Tabii ki sizin de bildiğiniz gibi bir de siber pazartesi var. Şimdi bakalım o nasıl geçecek. Onu tabii ki merakla bekliyoruz. Orada bir artış bekliyorum ben açıkçası mesela. O işin bir boyutu. Yani herkes artık daha çok alışverişlerini mağazalara gitmektense ondan yapmaya başladılar. Tabii ikinci konuda firmalarda özellikle büyük mağaza zincirleri bu indirimlerini sadece bir güne kısıtlamayarak daha geniş bir döneme yaymaya karar verdiler. Yani demin bahsettiğim mesela siber pazartesi bunun bir örneği, ama daha geçen haftadan artık Kara Cuma haftası adı da bazı reklamlar gördüm ben. Yani artık sadece bir gün değil, bunun bir hafta olarak yayılması. Artı tabii ki bundan sonrası için önümüzdeki hafta da dair biz bunu bir özellikle Aralık ayı ta Noel dönemine kadar gelecek olan döneme yayan pek çok mağaza zinciri var. O da tabii ki halk üzerinde, yani alışveriş Noel için özellikle hediye almak isteyen, alışveriş yapmak isteyen halk üzerinde daha bir az bir baskının azalmasına, o gün için alışveriş yapma konusunda baskının azalmasına yol açtı. Aslında buna rağmen baktığımız zaman geçen sene 9 milyar dolar olan alışveriş o gün için rakam aslında 8.9'a inmiş durumda. Yani çok aslında ufak bir iniş var. Ve pazartesi günkü, demin siber pazartesi de ben o rakamın
10 milyar dolar üzerinde olmasını bekliyorum pazartesi günü. Çünkü online alışveriş arttı. Bir de burada başka bir nokta da baktığımız zaman aslında cuma günü yapılan alışverişlerin büyük bir bölümü, yani %40'ın üzerindeki bölümü telefonla yapılmış. Yani mobil ticaret olarak yapılmış. Bunun da ne kadar mobil ticaretin geldiği önemli noktayı gösteriyor. Yani sadece artık bilgisayarlar, laptoplar da değil, yani bir ticaret olarak bakmak lazım. Bir de ayrıca mobil ticaret ve app'ler üzerinden yapılan alışverişinde gerçekten oranı ciddi olarak artmaya başlıyor. Ben bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden yani genel olarak toparlamak gerekirse yani sadece cuma gününe değil, yani bu tatil dönemi, alışveriş dönemindeki başarının veya başarısızlığının aslında bütün Kasım ayının bir bölümü, ikinci yarısı diyeyim, bir de Aralık ayının ilk yarısı olarak bütün olarak değerlendirmesi lazım. Yani ona göre aslında firmalar nasıl bir satış rakamlarına ulaştılar ve ne kadar trendler nasıl değişti, bunu görmek daha mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Yani tek güne, sadece artık Kara Cuma'ya odaklanan bir Amerika kalmadı diyebilirim genel olarak. Evet, o zaman şöyle bir de TL'nin değer kaybı ile birlikte dolar karşısındaki aslında ticaret tarafındaki gücünü de konuşmak gerekecek. Evet, o oynaklık var. Biraz daha fiyat istikrarı firmalar tarafında öngörülemiyor ama Amerika'da konuşulan, Türkiye'de de çokça konuşulan bu ihracat tarafı. İhracat yapmak isteyenler, yine sizlere değerlendirelim. Türk firmalarının almaları gereken önlemler ve şu anki pozisyonlarda özellikle bir artış, biraz daha Türk pazarına ilgi görüyor musunuz, gözlemliyor musunuz? Gözlemliyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim, tabii ki burada firmalar için kurun oynaklığı bir yandan bir handikap, bir yandan bir zorluk oluşturuyor, belirsizlik oluşturuyor ama bir yandan da bazı noktalarda fırsatlar oluşturuyor. Bunu o yüzden iki açıdan da bakmak lazım ve tabii ki fırsat tarafına odaklanmak lazım. Oradaki gelişmeleri takip edip ve ona göre firmaların kendilerini düzenlemeleri lazım. Şimdi tabii ki demin bahsettiğimiz bu Omicron varyantında bahsettiğimiz gibi piyasalar nasıl belirsizlikten hoşlanmazlarsa alıcılar da buradaki büyük mağaza zincirleri olsun, buradaki büyük ithalatçılar olsun, onlar da tabii ki belirsizlikten hoşlanmıyorlar. Kimse belirsizlikten hoşlanmıyor. O yüzden tabii ki dolar kurunun özellikle bu kadar değişken olması o anlamda bir, dediğim gibi, bir belirsizlik ve bir zorluk oluşturuyor. Şimdi bunu aşmanın yolu, Türk firmaları neler yapabilir? Yani ben burada üç tane önemli noktaya değineceğim. Şimdi birincisi, özellikle bu kur oynaklığı durumunda firmaların fiyat politikalarını çok daha net ortaya koymaları lazım. Yani bir yerde belki bu onlara bir fırsatsa, bir indirim yapabiliyorlarsa, sizin dediğiniz gibi özellikle Asya ülkelerine karşı bir avantaj olabilecek bir fiyat indirimi yapabiliyorlarsa, bunu tabii ki en kısa zamanda yapmaları lazım. Ama yapamıyorlarsa bile mevcut fiyatlarını veya şu andaki fiyat politikalarını çok net bir şekilde ortaya koyarak bunu belli bir dönem, en azından önümüzdeki aylarda veya birkaç ay içerisinde değiştirmeyeceklerini bir yerde beyan etmeleri lazım ve bunu ciddi bir şekilde buradaki hem bizlere hem de burada bizim dediğim gibi çalıştığımız alıcılar ve büyük firmalara ortaya koyabilirler. Değişen şartlara göre, değişen fiyat politikalarına göre, dolar kuruna göre fiyatların değişmeyeceğini burada o güveni vermemiz tabii ki burada bize başka bir endişe konusu. Tabii ki bu kadar oynaklık içerisinde, bu kadar firmalarda, tabii ki Türkiye'de firmalarda kendi önlerini görmeye çalışıyorlar. Bu durumda, evet, hani kapasite açısından, üretim açısından bir sıkıntı olabilir mi? Yani bu konuda gelen sorular var. Bunda da dediğim gibi firmaların sağlam durarak, yani mevcut üretim kapasitelerinde bir herhangi bir değişiklik olmayacağını ve bu burada eğer buradan gelen siparişler olursa bunları, evet, yerine getirebileceklerini gösterebilmeleri ve bu yükümlülüklerini yerine getirebileceklerini gösterebilmeleri lazım. Bu da tabii ki dediğim gibi bir yerde iletişimle ve aynı zamanda belli dokümanlarla uluslararası, evet, kurumların onlara vereceği belki sertifikalarla.
Son olarak da tabii son cümleyi de alalım Gökhan Bey, süremiz doldu. Tabii işin başka boyutu da tabii demin söylediğimiz kendi, yani bu bahsettiğimiz bütün bu olayı tabii demin söylediğimiz gibi mobil ticaret olsun, elektronik ticaret olarak kendini çok çok daha net ortaya koyan içerik ve donanımla göstermeleri lazım ki, yani buradan sonuçta ilk bu firmalarla, Türkiye'deki firmalarla bağlantıya geçen, hı hı, şu anda ilişkisi olan firmalar ilk gittiler yerler artık telefon üzerinden veya bilgisayar üzerinden bu firmalar hakkında bilgi almaya çalışıyorlar. O yüzden işin o tarafına da kendilerinin çok net ve iyi bir şekilde tanıtılmalarına, online olarak da online platformlarda da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu üç konu, evet, benim en önemli tavsiyelerim Türkiye'de. Kesinlikle. Ürünü tanıtabilmek, pazarlama tarafını güçlendirip stratejileri de iyi izlemlemek lazım. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Değerli katkılarınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Türk-Amerikan Ticaret Odası Kuzeybatı Başkanı Kurt Gökhan Ölçer'le birlikte Stüdyo New York'un sonuna geldik efendim. Yarın saatler 16.30'u gösterdiğinde gün sonunda sizlerle olacağım. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.